Merhabalar, merhabalar. Bu günkü görüşmemizde ana konular hakkında kısaca bilgi vereceğim. Bizim 4 tane konumuz sık sık karşılaşacağız. Birincisi sanayicilik. Ama sanayicilik deyince böyle nasıl sanayici olunur, nasıl para kazanılır filan o değil. Onun okulları filan var. Onu en iyi şekilde zaten öğretiyorlar. Daha ziyade nasıl harcanır? Yani bir sanayici kazandığı parayı nasıl harcar? Ondan bahsedeceğiz. Ondan sonra girişimcilik diye bir iş var. Bu girişimcilik iyi anlamak lazım. Girişimcilik bilinmeyene gitmek demektir. Girişimci yeni bir şey yapmak zorundadır. Yeni bir şey yaptığın zaman bilinmeyene gidiyorsun demektir. Bilinmeyene gittiğin zaman tehlikeli bir iş yani. Bilinmeyen tehlikeli, bilmiyorsun. Yani riskli bir iş. Tabii o da o zaman cesaret gerektirir. Yani girişimcilik yeniliktir, yaratıcılıktır. Bilinmeyene bir gidiştir. Onun için tehlikelidir. Onun için de cesaret gerektirir. Şimdi bütün bunların bir arada olması lazım girişimci olmak için. Bundan bahsedeceğiz. Üçüncüsü koleksiyonculuk. Ben o işi önemsiyorum. Ondan da ileride bahsedeceğiz. Bugün fazla bahsetmeyeceğiz. Böyle kısaca şöyle söyleyeyim. Koleksiyonculuk, her şey koleksiyonu olur. Ben birçok koleksiyoncu da gördüm. Tapu koleksiyonu yapan bir arkadaşım vardı benim. Böyle zengin oldukça gayrimenkul satın alıyordu. Tapuları da yatak odasının duvarına yapıştırıyordu. Şimdi o bir koleksiyon. Gayet zevkli bir iş. Başka bir iki tane arkadaşım oldu. Onlar da çapkınlıklarının koleksiyonunu yapıyorlardı. İşte onu ben tanıdım, bunu ben tanıdım filan. O da bir koleksiyon akıllarınca. Ondan zevk alıyorlar. Yani çeşit çeşit koleksiyonculuk olur. Bu koleksiyonculukların farkı manevi seviyesi ve derinliği ile ilgilidir. Fazla bir şey söylememe gerek yok. Yani değişik. Ben sanat eseri koleksiyonu yapıyorum. 4. Sanat. Sanatın kendisi. Bundan da çok konuşacağız. Çünkü sanatın ülkelerin geleceğinde önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Şimdi baştan başlayalım. Sanayicilikte para nasıl harcanır? Ondan daha detaylı konuşacağız. Bir misal vereyim. Sanayi ilk kurulduğu zaman Türkiye'de senelik izin diye bir şey yoktu. Yani işçi girer fabrikaya 365 gün çalışır. İlla ki izin yapmak istiyorsa ücretsiz izin yapar. Yani para almaz, köyüne gidecek, gelir. Ama parasız gider gelir. 1962'de ancak Bülent Ecevit Çalışma Bakanı olduğu zaman iş kanunu çıkardı ve orada kıdemine göre kimisine bir hafta, daha uzun çalışanlara 15 gün, daha da uzun çalışanlara 3 hafta ücretli izin verilmesini kanunen mecbur kıldı. Biz ama ağababam Halil Ali, daha fabrika 1929'larda kurulduğu zaman işçilerine ücretli senelik izin verdi. Hatta daha ileriye gitti. Dedem de var, tabii iki kardeş yapıyorlar bunu. Daha da ileriye gitti. Üsküdar'da bir koru satın aldı. Ve o koru da, o zaman çadırlar filan kurulurdu. Ve işçiler gider orada birer hafta ücretli izin yaparlardı. Orada onlara yemekler pişirirdi, eğlenceler yapılırdı. Ben de küçücükken oraya gittiğimi hatırlıyorum. İşçi kızlar beni öperlerdi. Orada kıyıda oltayla kaya balığı tuttuğumu hatırlıyorum ben. Çok heyecanlı. Yani boğazda ve bir koruda tatil yapıyordu işçilerimiz. Ondan sonra
iş kanunu çıktı 1962'de, herkes mecbur oldu filan. Herkes mecbur olduğu zaman dedem çok memnun oldu bu kanun çıktı diye. O kanun çıksın diye çok uğraşmıştı o çünkü. Bir aralık milletvekili de oldu, bu işle uğraştı. Yaşasın sosyal adalet diye bir beyanat verdi o zamanlar. Milliyet gazetesinde çıktı. Bülent Ecevit de onun hakkında yazdı filan. Yani para nasıl harcanır böyle konuşulacak. Yoksa para nasıl kazanılır filan, onun okulları var. Her yerde öğretiyorlar artık. İşletme diyorlar filan, ekonomi diyorlar, öğretiyorlar. Girişimcilik. Şimdi girişimcilik, bana sorarsanız, yani girişimcilik sonunda cesur olmaya kadar gidiyor. Yenilik yapma, yaratıcı olma. Bu bence Türklerde her zaman vardı. Nereden biliyorsun? Şimdi Türklerin tabii çok fazla yazılı tarihi yok. Orta Asya'da göçebe hayatı var. Ve düşman Çinliler var. Çinliler çok güçlü. Orhun yazıtları bize hatıra kaldı. 700'lü yıllardan kalma. Milattan sonra 700'lü yıllardan kalma. Bizim Gültekin Göktürklerin Kağan'ı, Gültekin Kağan ve onun veziri Tonyukuk. Tonyukuk benim kahramanlarımdan biridir. Bir kere ismini çok beğeniyorum, Tonyukuk. Çok güzel bir isim. Orada yazıyor Tonyukuk. Ve tarihi anlatıyor. Göktürklerin çok başarılı olduğu bir dönem, imparatorluk kurmuşlar. Bütün kabileleri, aşiretleri birleştirmişler, boylar bir araya gelmiş filan. Ve Çinlileri dövüyorlar. Gültekin diyor ki Tonyukuk'a, vezirine, ya diyor artık diyor bizde diyor bayağı imparatorluk olduk filan diyor. Yani bir başkentimiz olsun diyor. Yani hala böyle göçebe hayatı çadırlardan filan diyor. Yani biraz lüksünü yaşayalım diyor şu imparator olmanın diyor filan. Yani bir şehir kıralım, bir ev yapalım. Yani çatımız olsun, ısıtalım, sobamız olsun yani. Tonyukuk da diyor ki, bu yazılı orada taş üzerine yazmışlar. Tonyukuk da diyor ki sen diyor öyle bir başkent yapmaya başla diyor. Daha diyor çatısını kurmadan diyor evinin diyor. Çinliler gelir oraya diyor, size hepinizi keserler ve bu işte biter diyor. Çünkü binmişti onlar diyor. Başa çıkamazsınız diyor. Biz Türkler diyor, hayatta kalmak için diyor, göçebe yaşamak zorundayız diyor. Bu bir stratejidir diyor. Güçlü olduğumuz zaman biz saldıracağız. Güçsüz olduğumuz zaman, kendi aramızda kavga ettiğimiz zaman filan kaçacağız. Dolayısıyla bir nevi gerilla savaşını icat etmiş. Bu bir stratejidir. Yani daha iyisini bilmediğimiz için böyle çadırda oturan gariban bir millet filan değiliz. Biz hayatta kalma mücadelesinde başarılı olmak için çok ince bir strateji olarak göçebeliği seçmiş bir milletiz. Bu da bir girişimciliktir, yaratıcılık filan. Mensucat Santral da bence girişimcidir. Niye girişimcidir? Sonradan zaten ağababam girişimci, yeni kurmuş, tamam. Ama sonradan da girişimci olarak devam etti çünkü çok başarılı bir ihracatçı oldu. Benim şahsi görüşüme göre her ihracatçı girişimcidir. Çünkü zor bir iştir, bilinmeyene gitmektir. Bilmediğin bir ülkeye gidiyorsun, bilmediğin lisan, bilmediğin kurallar, bilmediğin kanunlar, bilmediğin gelenekler, bilmediğin insanlar, bilmediğin bir pazar. Yani hakiki anlamda bilinmeyene bir seyahat. Ben hatırlıyorum, çok gençtim, yeni mezun olmuştum, fabrikaya yeni girmiştim. Çok lisan bildiğim için bir gün beni de ihracat seyahatine gönderdiler. Yani bir satıcı vardı, bir de mühendis olsun dediler. Yani kumaşlar hakkında bizim teknik bilgiler falan vermek gerekirse müşterilere iki kişi olun dediler, beni de koydular. Finlandiya'ya gittiğimizi hatırlıyorum. Sonbahar günüydü herhalde. Helsinki'den uçakla başka bir şehre gidecektik. Havaalanında
havaalanında öyle bir sis vardı ki hakikaten yani bir metreden fazlası gözükmüyordu. Ya inanılacak gibi bir şey değil. Yani biz böyle sis burada görmeyiz. Bir metre, bir buçuk metre filan mesafe o. Yani kendi elini uzatsan belki parmağını görmeyeceksin. Öyle kalın bir sis. Havaalanında uçağa bineceğiz. Dediler ki el ele tutuşacaksınız. Uçağa binerken sakın ha birbirinizi bırakmayın. Çünkü sizi bulamayız dediler. El ele tutuşarak gittik. Yani elini bırakan bir daha bulamayız dediler. Şimdi ben merak ediyorum. Diyorum ki yani biz uçağa zor gidiyoruz. Bu ev nasıl uçacak? Ve nasıl konacak? Şimdi ihracatçı arkadaşa sordum. O daha tecrübeli. O dedi ki onların öyle bir problemi yok dedi. Onlar hepsi savaş pilotudur dedi. Onlar savaş esnasında dedi zaten dedi Almanlar tarafından filan vurulmamak için dedi. Gece uçarlardı onlar zaten dedi. Işık filan da yakmazlardı dedi. Çünkü ışık yakarsa veya gündüz uçarsa Alman topçuları bunları indirirdi aşağıya dedi. O pırpırları dedi. Bir şansı yoktu dedi. Onun için dedi bunlar zaten gözü kapalı uçarlar dedi. Bir fark et, bir risk yok dedi. Ben bunlardan çok uçtum dedi. Gelip gidiyorlar dedi. Bir de tabii ayrıca yarı sarhoş uçuyorlarmış. Zaten fark etmiyormuş. Onu da sonradan öğrendim. Şimdi ihracatçılık böyle bir iş. Dolayısıyla bilinmeyene uçuş dedikleri bu. Girişimciliğin bir parçası. Koleksiyonculuk hakkında ileride konuşacağım. Onun için onu kısaca geçtik işte tapu koleksiyoncusu falan diye. Bir de sanat var. O da dördüncü kalem. Sanattan sık sık bahsedeceğim. Ben sanatın önemli olduğuna inanıyorum. İşi anlamak için, hayatı anlamak için, başka ülkeleri anlamak için, insanoğlunu anlamak için, tarihi anlamak için, niye bu işleri niye yapıldığını anlamak için, anlamak isteyenler için tabii. Sanat incelenmesi gereken bir alandır. Daha evvelki bölümlerde dansçı, genç dansçılar gördük. Bu genç dansçılar evde böyle dans gösterileri yapıyorlardı. Bugün de danstan bahsedeceğiz ve dansın tarihinden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu bir küçük heykelcik, plastikten. Yani önemli bir şey değil. Bunu ben bir bit pazarından, Paris'ten aldım. Plastik, yani önemli bir şey değil. Bir dansçı. Fakat bu dansçının özelliği bu Loy Fuller adındaki meşhur bir dansçının heykeli. Loy Fuller 1910'da New York'ta böyle tüller alıyor, tül. Böyle perdelerde falan vardı ya tül veya elbiselerde, kıyafetlerde. Yarı şeffaf. Alıyor bunları böyle çeviriyor falan. Etrafına doluyor. Üstünden atlıyor, çeviriyor, başına doluyor filan. Böyle bir dans yapıyor. Bu dans ve bunu da çıplak ayak yapıyor. Bu müthiş bir olay oluyor Amerika'da. Yani çıplak ayaklı bir kız böyle tüller çeviriyor filan. Bu bugün modern dansın başlangıcı oluyor. Ondan sonra Isidore Duncan geliyor. Ondan sonra Graham geliyor. Ve bu büyüyor. Halbuki bu kızdan evvel, bu Loy Fuller'den evvel, bu köylü bir kız yani. Önemli bir dans falan ettiği yok yani. Böyle hopluyor, sıçrıyor falan, tülleri çeviriyor falan. Bir şey yaptığı yok. Ama Amerika bunu kapıyor. Ve bu ondan sonra bir çığır açıyor. Bir sanat dalı doğuyor. Çünkü ondan evvel bale dediğimiz şey var. Baleden başka bir şey yok. Onu da işte Ruslar yürütüyorlar. 1700'lerde başlatmışlar. Şimdi diyeceksin ki burada
ilginç olan ne var? İlginç şöyle. Bir kere bunun etrafında kocaman bir eğlence sanayi kuruluyor. Büyük bir sanayi. Yanında da Wall Street var. Ve bu arada o anda işte Chrysler binası vesaire filan gibi, Woolworth binası gibi ilk gökdelenler çıkıyor. Ve düşünün, Wall Street, gökdelenler ve dansçılar. Aynı anda Hollywood da bu işin içine giriyor ve ilk sesli film çıkıyor. Sesli filmde dans ve müzik var. Yani dram veya komiklik falan yok ve müzik var. Şimdi bunlar, kocaman bir ekonomi var orada. Yani bugün Hollywood'un ve Broadway'in bütçelerini bilenler dudakları uçuklar. Bu büyük bir iş oldu. Yani sırf eğlence değildir. Bu bir sanattır, dans. İkinci konu, bu dansla ilgili. Ya biz bu dansı, bunları icat ettim dedikleri dansı biz burada binlerce senedir yapıyoruz zaten. Yani biz rakslarımız var, rakkase falan var. Göbek atıyor, göbek dansı diyoruz. Oriental dans diyoruz. Biz bunları yapıyoruz. Ha, danslar biraz farklı. Onlarda adımlar var. Koşmalar, sıçramalar, hoplamalar var. Bizde yoktur. Bizde daha ziyade çalkalama filan vardır. Titreme, çalkalama filan vardır. Ama çıplak ayak, bizim de rakkasemiz çıplak ayaktır. Neden? Bizden evvel zaten Sümerlilerde de var bu. Çünkü o dansın çıplak ayak olmasının sebebi bereket dansı. Oradan geliyor. Yani o dansı yaparak toprağın bereketli olması isteniyor. Onun için ayağı devamlı çıplak oluyor ve devamlı yere basıyor. Hoplamak, sıçramak yok. Ayağının yerden kesilmemesi lazım. 5000 sene. Yani şimdi 5000 senedir bizde var bu. En alasını yapıyor. O aptal Roy Fuller'ın tüllerini müllerini filan çevirmesinin yanında bizim Orta Doğu'daki bu dans çok daha sofistike bir dans. Geriye gidiyorsun. İncil'de bunu çok güzel anlatıyor. Matta İncil'i var. İsa döneminde, tam 0 yılında konuşuyoruz. Kudüs kralı Herodes. Kardeşi ölünce kardeşinin karısıyla evlenmeye kalkıyor. İncil yazıyor bunu, ben anlatmıyorum. İncil. Yahya peygamber de o zamanlar Hazreti İsa'nın abisi gibi oluyor, ona yol gösterenlerden. Bu diyor ki bu yakışmaz diyor, ahlaki bir şey değil diyor. Sen diyor ölen kardeşinin karısında evlenmen doğru değil diyor. Bunun üzerine kadın çok kızıyor. Ve diyor ki bak diyor, benimle evlenirsen diyor, sana diyor benim kızım Salome diyor dans gösterecek diyor. Salome çok güzel bir kız. Ve 7 tül dansı yapıyor. Tüller var İncil'de. 7 tül dansı. Ve öyle bir dans yapıyor ki Herodes, kral Herodes o kadar mahvoluyor ki dansı seyrederken, herhalde şehvetli bir şey olsa gerek. Bunu tabii o kadar yazmıyor İncil. Herodes dans bittikten sonra Salome'ye soruyor, diyor ki dile benden ne dilersin diyor. Bu dansı tekrar istiyorum diyor. Salome de diyor ki Yahya peygamberin kellesini istiyorum diyor. Ve Yahya peygamber hemen koşuluyor, Yahya peygamberin kellesi kesiliyor. Tepsi üzerinde Salome'ye getiriliyor, o da bir daha dans yapıyor. Yani dans 5000 senedir var bizde, aynen bu danslar ama Amerikalı bu işi büyük bir hale getirdi. Sebep nasıl oluyor bu? Çünkü bizde bu danslar, Çin'de de öyle, bütün bir icatlar hep saray içinde kalıyor. Halka çıkmıyor. Halbuki Batı'da sahne denilen nesne mevcut. Bu dansçılar çıkmadan evvel tiyatrocular var. Müzisyenler var, operalar var, bilmem neler var.
var. Altyapı var. Dansçı doğduğu zaman altyapıyla beraber çıkıyor ve kocaman bir sanayi haline geliyor. Sahne önemli. Ve bunun ekonomiye katkısını söylemek için ne kadar sıfır lazım siz düşünün. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.